Peki sizce avukat bey, sizce durum nedir? Kat'i bir malumat veremem. %100 Serap Hanım suçlu diyemeyiz. Ancak şu anki durumda suçsuz olduğunu ispatlayacak bir delil yok. Ceza alacak gibi görünüyor. Yeni bir delil bulunmazsa dışarı çıkması ihtimal dışı. Aman yarabbim, olacak şey mi? Muzaffer'in çocuğu hapiste mi doğacak? Suçlu bulunması halinde mirastan da men edilecek. Nasıl yani? Hiç hak talep edemez mi? Eğer suçlu bulunursa tek kuruş dahi alamaz. Bacım, geçmiş olsun. Cevap versene, duymuyor musun? Kimin nesi? Nereden geldin? Mahkemen görüldü mü? Ceza yedin mi? Kaç sene yedim? Size ne? Kendi işinize baksanıza. Sorguya mı çekiyorsunuz? Gelmeyin üstüme. Soru sorduk, kabahat mı işledik? Sormayın. Soru moru sormayın bana. Rahat bırakın beni. Burnumdan da gıl aldırmıyorsun ama. Biraz vakit geçsin bağlım. O zaman görürüm ben seni. Ne oluyor? Neye bağırışıyorsunuz? Bir şey yok. Mapushaneye niye düştün dedik Aspa'ya. Bağırmaya başladı. Çok mu merak ettiniz? Kocasını öldürmüş işte. Hem kim olduğunu biliyorsunuz mu? Muzaffer Dinç Aslan'ın karısı. Sen de gidiyorsun. Serap Hanım desen o da yok. Kaldık bir başımıza. Kaldık yine kaldık. Kaderde bunları görmek de varmış. Siz ne edeceksiniz şimdi? Halimiz meçhul. Biz Serap Hanım'ın gölgesindeydik ama belli olmaz. Devirsi gün bizi de kapının önüne koyuverirler. Hakkını helal et bacım. Ne yaptım ki bacım? Helal olsun. Bacım. Sen de hakkını. Ne helalliği ya? Beyimin katilinin anasına bir de helallik mi vereceğim? Kelebacığım, niye öyle diyorsun? Serap Hanım suçlu mu, suçsuz mu bilmeden? Ya günahını alıyorsa? Kardeşim, günah sevabı siz öğretmeye kalkmayın bana. Özgürlüğü sağır. Ha, bırak. Cık. Yalan mı? Geldiği günden beri hayırlı bir gün mü gördük? Hep bela, hep afat getirmedi mi başımıza? Her kişi haddini bilsin bundan sonra. Hadi bacım, hadi yoluna. Hadi helallik melallik yoksa, hadi. Kız Gülizar, ortada ne hanım kaldı, ne de bek. Ne olacak şimdi, ha? Halde Hanım olsa, şimdi çitliğin başına o geçer, değil mi? O da çekti gitti. Kaldık mı şimdi kuru başımıza? Biz böyle sahipsiz, başsız mı kalacağız, ha? Ne? Yok. Yok ne? Yok. Tatlı bir hata var bu işte. Ben ihtimal veremiyorum. Gönlü yapmış olamaz. Allah Allah. Ne bileyim? Dayım vurulurken yanına mıydı? Ya
Güllü kim? Silahı tutmak kim? Nereden bilecek ki o? Kabak, Güllü Tereken Mahallesi'nin Güllüsü değil. Çiftliğin hanımı. Silahı tutmasını da, gördüğünü vurmasını da bilir. Kardeşim, bu kız tek başına tomofile binip gezmiyor mu? Geziyor. Tomofile tek başına binip gezen silahla ateş etmesini öğrenmiştir kardeşim. Yok. İnanmam. Güllü yapmamıştır. Ya deli söyledi, akıllı inandı mı? Kabak bak, beni delendireceksin ha. Ne delisi, ne akıllısı kardeşim ya? Allah Allah, ortada delil var. Daima atılan kurşun Güllü'nün silahından çıkmış ya. Kesin mi acep? Ya ne demek kesin mi kabak? Allah Allah, bu adamlar fal bakıp rüyaya mı yatıyor? Tetkik ediyorlar. Her şey ortada işte. Ya. Ya del, yoğurt. Ya azıcık kafayı çalıştır bakayım şu içindekini. Bir düşün bakalım. Muzaffer Bey Güllü'yü pek seviyordu. Yani insanın kendini seven birine hayırlık etmesi mümkün mü? Mala mülke tekmil sahip olacaksa eder. Ne demişler? İnsanoğlu çiğ süt emmiş. Hay ağzını. Yapma. Yürü kalk git ya, yemeğini yap. Sen fabrikada bir işçi parçasıyken çiftliğe hanım ol, sonra da mahpuslara düş. Hey gidi dünya, hey. Olan abime oldu. O kadar söyledim, dinlemedi beni. Bilmem mi? Adamın gözünü kör eder çıyan. Bir an önce toplanıp çiftliğe gidelim. Çiftliğe mi? Evet. Birlikte gidebiliriz. Belli ki Güllü hapishaneden çıkamayacak. Suçlu bulunursa her şey bana kalacak. Avukat öyle söyledi. Ama daha kesin değil. Mahkeme sonuçlanıncaya kadar epeyce vakit var. İyi de o vakte kadar ne olacak? Çiftlikteki, fabrikadaki işler nasıl devam edecek? Hem burada sefalet çekmemize gerek yok. Hep birlikte gidip çiftlikte yaşayalım, ha? İsteyen istediği yere gitsin. Ben evimi bırakıp hiçbir yere gitmem. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.